Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak C# ile Pokemon dersinin 3. bölümündeyiz. Bu dersimizde çimlik alan oluşturup Pokemon yakalamayı ekleyeceğiz. Öncelikle Pokemon klasörümüzü tıklıyorum. Ben buradaki image klasörüne birkaç görsel daha ekledim. Bunlar ekleyeceğimiz Pokemon'ların ön ve arka görüntüleri karşımıza çıktıkları zaman. Bir tane de Pokeball görüntüsü var. Bu görüntüleri projemizde resource'a aktaracağım. Şimdi bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İsmine Pokemon O03 Catch 'em all diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi projemize kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıklıyorum, Solution'a basıyorum ve projemiz açılıyor. Önce image'ları ekleyerek başlayalım. Sağ tıklıyorum. Properties'e basıyorum. Resource kısmı zaten açık. Add Resource kısmından Add Existing File diyorum. Hepsini seçtikten sonra OK'ye bastım. Open'a bastım daha doğrusu. Ve save'ledim. Formumuza geliyorum. Öncelikle çimlik alan oluşturarak başlayacağım. Bunun için Picture Box kullanacağım. Bir sürü Picture Box kullanacağım. Böyle piksel piksel bir görüntü yapıyormuş gibi olacak. Bunu siliyorum bunu. Bunun üzerinde oluşturalım. Bunun lokasyonunu 400'e 160 olarak belirliyorum. Ve size'ını da 10'a 10. Seksene 80 bir görüntü yapmaya çalışacağım. Bunu 410'a 160. Bu ikisinin renkleri birazcık daha belirgin olsun diye dark green olarak seçiyorum. Şimdi onar onar gidiyorlar. Kontrol ediyorum. 420'ye 160. Toplamda bir satır 8 tane olacak. Bu da 440'a 160. 8 tane oldu. Şimdi diğer satırları ekleyelim. Kontrol ediyorum. Yine onunla bölünmesi gerekiyor. 400'e 170. Birazcık daha yukarı alacağım. 400'e 180. e 400'e 200. Şimdi İlk satırı siliyorum komple. Bir de son kolonu siliyorum. Buradan birinciyi, dördüncüyü, beşinciyi ve sonuncuyu siliyorum. Buradan da aynı şekilde birinciyi, dördüncüyü, beşinciyi ve sonuncuyu sildim. Şuradan ortadaki üçlüyü siliyorum. Buradan ortayı siliyorum. Görüntümüz aslında böyle bir şey olacak. Şimdi şunu, bunu ve bunu, bunların hepsini aynı zamanda şunları bir değiştireyim. Pale green yapayım. Birkaç tane daha yapacağım çünkü. Şunu buradaki üç tanesini
Ve buradaki üç tanesine, bunları da pale green yapacağım. Bir de şuradaki iki tanesini honeydew yapacağım. Çalıştırıyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak. Eş arkasında görünüyormuş gibi olacak. Eş Pikachu'nun üzerinden geçerken de görünmesi gerekiyor. O yüzden Pikachu'yu sağ tıkladım. Send to back yaptım. Böyle daha iyi göründü. Şimdi bundan 4'e 4 şekilde yapacağım. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Bir kutu boşluk bırakacak şekilde yapacağım. Bunun 480'e 180 konumu. İkisini de kopyaladım. Yapıştırdım. Yine bir kutu boşluk olacak şekilde. Kontrol ediyorum. 560'a 180 olması gerekiyor. Kontrol ediyorum. 560'a 180. Şimdi ikinci satırı ekleyeceğim. Yine bir kutu boşluk olacak şekilde. (400'e 260) lokasyon. Hepsini kopyaladım, yapıştırdım. Fazla picture box olduğu için birazcık geç yapıştırıyor. Bunları da aldım. Yine bir kutu boşluk olacak şekilde. (400'e 340) olması lazım. Kontrol ediyorum. (400'e 340). Çalıştıralım. Görüntü bu şekilde. Ash burada çimlik alanda koşuşturduğu zaman karşısına Pokemon çıkacak. Pokemon'ları eklemeden önce bir Pokemon klası oluşturmamız lazım, özellikleri girebilmek için. Yukarı çıkıyorum. Burayı oluşturacağım, Pokemon klası. Public. Class. Pokemon Class. Pokemon'umuzun hangi özelliklerini istiyoruz? Onları yazacağız buraya. Bütün Pokemon'larımızın birer ismi olacak. O yüzden isimle başlıyorum. Bir isim değeri. Bütün Pokemon'larımızın type'ları olacak. Bu bölümde type'ı çok kullanmayacağız ama diğer bölümde type'larla alakalı iş yapacağız. O yüzden bunu da şimdiden ekliyorum. Type value. Hepsinin birer level'ı olacak. O yüzden level value. Ama level'ı burada sadece göstermelik olarak kullanacağım. Pokemon'lara level atlatmayacağım. Hepsinin bir health point olacak. Bu yüzden integer HP value. Bunları tutmak için bir de maksimumu belirleyeceğim. Daha sonra buradan azalma olacak. Buradan eşlenerek eski değerine gelecek. Bunu bir sonraki derste yapacağız. Şimdilik sadece bulunsun. Bir de atak değeri olacak. Bunun bir de maksimumunu alacağız.
Çünkü bazen Pokemon saldırılarında karşı Pokemon'un atağını düşürebiliyorsunuz. O yüzden normal değerini de yazmamız lazım buraya. Ama onu da diğer derste göreceğiz. Bir de defense value. Pokemon'ların defanslarını da düşürebildiğimiz için buna da maksimum değer koyacağım. Bir de speed value, hızları yani. Normalde bazı Pokemon saldırılarında hızı da düşürebiliyoruz ama ben bunu eklemeyeceğim. O yüzden maksimumu belirtmeye gerek yok. İki tane de image ekleyeceğim. Bunlar ön görüntü ve arka görüntü olarak bulunacaklar. Kendimiz Pokemon'ları seçtiğimizde back image'ları gözükecek. Pokemon'larla karşılaştığımızda da front image'lar gözükecek. Şimdi hepsini tek tek guest set ekleyeceğiz. Get diyorum, return name value. Ve de set diyorum. Name value eşittir value. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Buna type diyorum. Burayı da type ile değiştiriyorum. Yukarıdaki değerleri kullanıyorum yani tek tek. Şimdi integer olarak oluşturacağım. Burası integer. Burası level. L küçük. Geldik aşağıya, kopyaladım. Yapıştırdım. Bakalım ne varmış sırada. Health point var. Buraya HP diyorum. Burayı da HP dedim. Burayı da HP dedim. Kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya maximum HP. Buralara da maksimumu ekledim. Bu ikisini kopyaladım. Şimdi attack ekleyeceğiz. Bir de tabii ki maksimum. Attack. Yukarıdan kopyalayabilirim. Kopyaladım bunları. Şimdi de defansı oluşturacağız. Buraya da defense value. Burası defense. Şunu kopyalayabilirim. Bunu da kopyaladım. Burası da tamamdır. Bakalım sıradaki neymiş? Speed. Burası speed. Burası speed. Bakalım sıradaki neymiş? Image'lar. Kopyaladım. Yapıştırdım. Integer yerine image yazdım.
from image. Yukarıdan kopyalayalım. Aslında sırayı değiştirmeden yapsak iyi olurdu. Üste yapıştırırım. Bunu kopyaladım. Üstüne yapıştırdım. Çünkü back ondan önce geliyor yazdığımıza göre. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Burayı da back olarak değiştirdim. Tamamdır. Bütün Pokemon özelliklerimizi yazmış bulunduk. Hazır bu kısmı yapmışken bir de item oluşturmak istiyorum. Item class'ı. Bunu kopyaladım. Çünkü bir Pokeball atarak, Poketopu atarak Pokemon yakalayabiliyoruz. Bu yüzden de item özellikleri girmemiz lazım. İstediği kadar Pokemon Pokeball atmaması lazım. Bunun için de değer vereceğiz. Buraya item class diyorum. Itemların isimleri olacak. Şuraları istiyorum. PP'leri olacak. Maksimum PP. Bu kadar. Bunların geri kalanını silebiliriz. Şurada bunları silebiliriz. PP demek Power Points demek. Yani kaç tane kaldığını burada ifade edeceğiz. Item'ı da oluşturduk. Şimdi Pokemon'larımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Burada. Ben Pokemon'ları oluşturmadan önce listeler oluşturacağım. 3 tane liste oluşturacağım. Bu listeler Pokemon'ları tutacak. Ve item'ımı tutacak. Kendi Pokemon'larımı tuttuğum bir listem olacak. Bunu Pikachu'ya ekleyeceğim. Daha sonra yakaladığım Pokemon'ları ekleyeceğim tabii ki. Bunu kopyaladım. Niye hata verdi? Ona bakıyorum. Şuraya parantez koyacağız çünkü. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Burayı da diyorum ki vahşi Pokemon'lar. Wild Pokemons. Buraya da çimlik alanda göreceğimiz Pokemon'ları ekleyeceğim. Ben bu arada 151 Pokemon'u da çimlik alanına eklemeyeceğim. Sadece 3 tane ekleyeceğim. Bunlar Charmander, Squirtle ve Bulbasaur olacak. Burayı tekrar yapıştırdım. Buna item diyorum. Burayı da My Items diyorum. Itemlardan da sadece Pokeball'ı koyacağım. Diğer itemları şimdilik eklemeyeceğim. Girelim. Pokemon'ları oluşturmaya. Pokemon Class. Öncelikle bir Pikachu oluşturarak başlayalım. Eşittir new Pokemon class. Diğerlerini de ekleyelim. Bir tane Bulbasaur ekleyeceğim. Bir tane Charmander ekleyeceğim. Ve bir tane de Squirtle. Bir tane de item ekleyelim. Pokeball item. Şimdi
Pikachu'nun özelliklerini doldurarak başlayalım. Şuraya yazalım. Pokemon'un altına yazalım. Public Void. Bu bir fonksiyon çünkü. Pikachu Stats. Bu fonksiyonu programımız çalışır çalışmaz çağıracağız. Diyorum ki Pikachu ismi eşittir büyük harflerle Pikachu. Pikachu'nun type'ı yani türü elektrik. Pikachu'nun level'ı 5. Bütün Pokemon'ları aynı level'dan başlatacağım. Hepsi 5 olacak. Sadece görsel olacak zaten olacak. Pikachu'nun sağlık puanı her point 20. Maksimuma da aynı şeyi yazıyorum. Pikachu'nun atağı 12. Maksimumu da 12 olacak. Pikachu'nun defansı yani 10. Maksimuma da aynı şeyi yazıyorum. Hızı 15. Pikachu karşımıza çimlik alanında çıkmadığı için Pikachu görüntü olarak sadece arka görüntüyü vereceğim. Çünkü Pikachu bizim Pokemon'umuz. Diyorum ki Pikachu back image eşittir properties nokta resources nokta Pikachu back. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Programımız çalışır çalışmaz Pikachu'nun özellikleri girmiş olacak. Şimdi diğerlerinin özelliklerine de girelim. Balbazar'la başlayacağım. Öncelikle bunların hepsini değiştirelim. Burayı da değiştirelim. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Bir de ön görüntüsü ekleyeceğim. Çünkü Balbazar'ı kendimiz de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda karşımıza da çıkabiliyor. Yani ön görüntüsü de olması lazım. Şimdi Balbazar'ın ismini büyük harflerle yazıyoruz. Bunu birazdan kullanacağız. Burada bir bilinçli olarak büyük harflerle yazıyorum. Type'ı grass yani çim. Level 5. Sağlık puanı 21. Maksimum da 21. Atak puanı 11. Maksimum da 11. Defans puanı da 11. Maksimum da 11. Speed'i de 11. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Geldik Charmander yapmaya. Şuradan yukarıdan kopyalayalım. Yapıştırdım. Yanlışlıkla kopyalayıp yazdım.
Yapıştırdım. 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 Bunların hepsini seçtim. Ctrl H dedim. Buraya bol bazar. Selection kısmını olduğuna dikkat ediyorum ve hepsini değiştiriyorum. Buraya da büyük harflerde bunu kapatabilirim. Charmander yazıyorum. Bunun tipi ateş, yani fire. Leveli 5. Sağlık puanı 20. Maksimumu da 20. Atak puanı 11. Maksimumu da 11. Defans puanı 10. Maksimumu da 10. Hızı da 13. Arka ve ön görüntüsü de zaten yukarıdan kopyala yapıştır şekilde geldi. Bunları da birazdan kullanacağım. Bunu, bunu, bunu ve bunu birazdan zaten kullanacağım. Bunu da kullanacağım. Geri kalanı diğer derste kullanacağız. Kopyaladım. Yapıştırdım. Yukarıdan Skirtle'ı kopyaladım. Şurayı seçtim. Ctrl H dedim. Burayı seçtim. Selection olduğuna dikkat ettim. Ve değiştirdim. Bunu tabii büyük harflerle yazacağız. Bunun tipi de su. Yani water. Level yine 5. Sağlık puanı 20. Maksimumu 20. Atağı 11. Maksimum atağı 11. Defansı 13. Hızı 10. Arka ve ön görüntülerini de eklemiş bulunduk. Şimdi de Poke topunun yani Pokeball'un özelliklerine gireceğim. Şuraları silebiliriz. Bu ikisini de silebiliriz. Bunu küçük harflerle yazabiliriz. Sıkıntı değil. Büyük harflerle de yazabilirsiniz. Birazdan zaten göstereceğim. Nerede kullanacağımızı. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Yapıştırdım. Ve yapıştırdım. Geldim. Aldım bunu. Buraya yapıştırdım. Skirtle'ı da aldım. Buraya yapıştırdım. Bunu da aldım. Buraya yapıştırdım. Şu anda toplamda 4 tane Pokemon olacak şekilde yazdım. Yani aslında her seferinde karşısına 2 kere Balbazar da çıksa, 3 kere Balbazar da çıksa aslında tek bir Balbazar olacak. Bunu daha sonra şekillendireceğiz zaten ama ekstradan Pokemon olarak eklemeyeceğim. Yine 3 tane, 4 tane Pokemon olarak kalmış olacak. Bunun için çünkü bir tane daha liste oluşturmak lazım. Buna şimdilik girmeyeceğim. Sadece mantığı göstermek istiyorum. Bunları girdiğimize göre şimdi birkaç tane daha variable ekleyeceğim ve daha sonra form birimizde dizayna devam edeceğiz. Şimdi öncelikle Pokemon'lar random olarak çıkacaklar. RND eşittir new random.
Bir integer ekliyorum. Gözüken Pokemon'un integer değeri. Öncelikle 0 olarak belirleyeceğim. Bu random olarak. Buna random olarak bir değer atanacak. Ondan sonra Pokemon'umuz karşımıza çıkacak. Buraya bir boolean ekliyorum. Battle boolean'ı. Yani Pokemon'lar karşı karşıya geldi mi? Bu boolean ona bakacak. Integer my current Pokemon. Benim şu anda gözüken, yani savaş sırasında gözüken Pokemon'umun değerini, yani hangi integer değerini aldığını gösterecek. Listenin içinde 0, 1, 2 şeklinde gidiyor. 3 tane Pokemon taşımanı sağlayacağım. Normalde 6 Pokemon olması gerekiyor ama 3'te sınırlayacağım ben. 0, 1, 2 arasından bir tanesi gelecek bunun içine. Aynı zamanda integer opponent current Pokemon. Yani karşı tarafın değerini atayacak. Ama burada zaten karşı tarafta şimdilik bir tane olduğu için hep sıfır olacak. Bir sonraki derste bu gerinin Pokemon'larına göre değişecek. Şimdi dizayn kısmına geri dönüyorum. Ve bir panel ekleyeceğim. Bunu Form 1'in üzerine ekleyeceğim. Bunun içine gelmeyecek. Yani main panel'ın içine gelmeyecek. Üstüne gelecek şekilde ayarlayacağım. Form 1'i tıkladım. Toolbox'a tıkladım. Panel'a tıkladım. Ve bununla bir isim veriyorum. Battle. Panel 1. Bunun boyutu da 800'e 800 olacak. Visible'ını aslında false yapacağım ama şimdilik gerek yok. Burayı burada yanlış girmişim. Burası 0'a 0 olacak. Bunu kopyalayayım. Lokasyon 0'a 0, size 800'e 800. Yani Pokemon'a rastladığımızda bu panel gözükecek. Bu yüzden önlük tamamen kapatacak şekilde belirledim. Bu panel'a 3 tane daha panel ekleyeceğim. Üzerine tıkladığımızda emin olalım. Bunun adı Open'ın Panel 1 Open'ın Battle Panel 1. Bu bizim karşımıza çıkan Pokemon'ların ya da Gary ile olan savaşımızdaki karşı tarafın Pokemon'un özelliklerini gösteren bir panel olacak. Bunun back color'ını şöyle bir şey olarak değiştireceğim. 225 245 noktalı virgül olacak bunlar. Ve de 235. Bu rengi bulamadığını söyledi. Virgül yapalım buraları. Tamamdır. Bu renkte olacak. Bunun boyutu 800'e 300. Bu şekilde. Buraya bir tane label ekleyeceğim. Buraya şimdilik Bulbasaur yazıyorum. Görsellik olarak. Bunun konumu 50'ye 10 olacak. Büyüklüğü 20 yapacağım bunu. Okey diyorum. Lokasyonu da 210'a 31 olacak.
Yanlışlıkla size yaptım. Lokasyon 50'ye 10. Size'ını kendimiz şekillendireceğiz. Çünkü hepsinin isimleri farklı farklı olduğu için. Buna false diyorum. Aura size'a. 210'a 31. Bu şekilde kalabilir. Şimdi bir tane daha label ekleyeceğim. Buna bir isim verelim. Opponent Pokemon Name Label 1 bunun ismi. Ya da bunun aslında o da size'ında false da yapabiliriz. Yani true da yapabiliriz aslında. Çok da fark etmiyor mantıken. Yani. Bunu değiştirdim şimdilik. Eğer sıkıntı çıkarsa tekrar false'larız. Yapıştırdım. Buna da diyorum ki bu 15 olacak ya da 16. 14 de olabilir. Birazcık büyük olsun, 15 olsun. 16 olsun. Bunun teksti 2 nokta üst üste 5. Bunu kalınlaştıracağım. Bunun lokasyonu 100'e 40. Geldik aşağıya. Buna da isim verelim öncelikle. Opponent Pokemon Level Label 1. Geldim, kopyaladım, yapıştırdım. Bunu da değiştiriyorum boyutunu. 11 yapacağım. Tekrar kalın yapabilirim aslında. Görüntü güzel durmadı. Böyle de diyorum ki Health Point HP 2 nokta üst üste. Bunun lokasyonu da 75'e 65. Şimdi bir tane progress bar ekleyeceğim. Progress bar bizim şunu arkadan silelim. Sıkıntı çıkarmasın bize. Progress bar bize health point'i gösterecek. Şimdi bunu şekillendirmeden önce buraya geliyorum. Program CS kısmına geldim. Buradaki Application Enable Visual Styles'ı command out ediyorum. Daha sonra bu progress var. Üzerine rahatlıkla artık oynayabileceğiz. Rengini değiştirmek için bunu yaptım. Bu arada geldik bunun özelliklerine. Bunun boyutu size 237'ye 15 olacak. Lokasyonu ise 110'a 68 olacak. Rengini de for color'ı da green olarak seçeceğim. Maksimum value'ye aslında maksimum value'yu daha sonra seçmemiz lazım. Şimdilik value'suna 100 diyorum. Burası da tamamdır. Şimdi picture box ekleyeceğim. Bunlar sadece şekil şema için picture box'lar. O yüzden bunlara isim vermeyeceğim. Ama buna bir isim vermem lazım. Şuna da bir isim vermem lazım.
Opponent. Pokemon. HP. Label 1. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya geldim. Label sildim. Pokemon Open'ın Pokemon HP Progress Bar 1 şeklinde değiştirdim. Buna geldim. Bunun back color'ı siyah olacak. Bunun size'ı 15-50. Bunun lokasyonu 56'ya 61. Şimdi bir tane daha bundan ekleyeceğim. Bunun size'ı 330'a 15 olacak. Bunun konumu da 71'e 96 olacak. Şimdi bir tane daha ekliyorum. Bunun size'ı 13'e 20 olacak. Konumu da 364'e 76. Bir tane daha ekliyorum. Bunun size'ı 13'e 10 ve lokasyonda 377'ye 86. Yani aslında Pokemon oyunundaki görüntüyü elde etmeye çalışıyorum. Bir tane Picture Box ekleyeceğim. Bu Picture Box'a da bizim Pokemon'umuz gözükecek. Bunun lokasyonu ve size'ını girelim. Size'ı 210'a 210. Lokasyon 490'a 15. Buna şimdilik bir görüntü atayalım. Bunu zaten daha sonra değiştireceğiz. Hangisi gözükecekse o çıkacak. Balbazar'ın ön görüntüsü. Daha doğrusu bakalım. O gördüğümüz arkaydı. Balbazar front, tamam. Okey diyorum. Bunu background image layout'ını stretch olarak değiştiriyorum. Yani aslında görüntü bu şekilde. Bunu da değiştirmemiz lazım. Bunun style'ını continuous olarak değiştiriyorum. Yani böyle bir görüntü olacak. Şimdi kendi tarafımızı yapalım. Buna da bir isim verelim öncelikle tabii. Şuradan kopyalayacağım. Buraya 1 diyorum. Open'ın Pokemon Picture Box 1. Geldim. Bunu kopyaladım. Battle Panel'ın üzerine yapıştırdım. Bunun lokasyonu 0'a 250 olacak. Ama sanki 250 yapınca üst tarafı birazcık 7 gibi, bakalım. Biraz daha uzaklaştıralım. Bunu 300 yapalım. Sanki daha sınırlı oldu. Zaten bunun size'ını 300 dediğimiz için 300 yapmamız daha mantıklı. Şimdi
Bunların yerlerini değiştireceğiz. Öncelikle isim verelim. Bunları kopyalıyorum. My diyorum. Pokemon name label 1. Şuradan kopyalayalım. Level label 1. Bunu da kopyalayalım. My Pokemon HP progress bar 1. Şurayı kopyaladım. Buraya. Buna isim vermemiş miyiz? Label 1. Başka ne kaldı? Bu var. Bunu kopyaladım. My diyorum. Pokemon Picture Box 1. Şimdi bunun lokasyon değiştirerek başlayalım. Burası 56'ya 90. Aşağıda olacak. Bunun ismini değiştiriyorum. Pikachu yazacağım. Bunun lokasyonu 450'ye 10 olacak. Bunun lokasyonu 500'e 40 olacak. Bunun lokasyonu 766'ya 65. Bununki 479'a 65. Bununki 513'e 68. Bununki 436'ya 100. Bununki 460'a 80. Ve son olarak bununki 447'ye 90. Tamamdır. Buradan da Pikachu görüntüsü seçelim. Pikachu back. Yani görüntü olarak böyle duracak. Şimdi birkaç panel daha ekleyeceğim. Bu panel'lar birazcık karışık gelebilir ama toparlayınca aslında öyle de durmayacak. Şimdi buraya bir panel daha ekliyorum. Bu panel'ın lokasyonu. Ben bu panel'ı nereye ekledim şu anda? Galiba doğru yere eklemişimdir. Battle Panel 1'ın üzerine ekliyorum. Yanlış yerde olmasın. Az önce burayı tıklayarak ekledim çünkü. Bunun lokasyonu 0'a 600. Bunun size 800'e 200. Bunun back color'ı white olacak. Şimdi buraya bunun ismini verelim öncelikle. Chat
Barrel. Chat. Panel 1. Geldik buraya. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bunun size 815. Lokasyonu 0'a 0. Bunu tamam, kopyalayalım. Yapıştırıyorum. Lokasyonu 185, 0'a 185. Bir tane daha yapıştırdım. Bunun size 15'e 200. Lokasyonu 0'a 0. Bundan bir tane daha kopyaladım, yapıştırdım. Bunun lokasyonu 785'e 0. Şimdi bir panel daha ekliyorum. Bunun ismi Barrel Chat Speaking Panel 1. Yani burada konuşmaları göreceğiz. Daha doğrusu hani Pokemon saldırılarında neler yaşandı, onları yazacağız. Bunun lokasyonu 15 15. Bunun size 770'e 170. Buraya şimdi bir tane label ekliyorum. Bu label'a Battle Chat Speaking Label 1 diyorum. Bunun fontu 20'ye. Bu fontu 20. Okey. Bunun lokasyonu 35'e 38. Burada yazılacak olan şey ise While Bulbasaur appeared. Buraya şimdi bir tane de buton ekliyorum. Bu butonu siliyorum. Buton yerine label olarak ekleyeceğim. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Buraya okey diyorum. Bunun ismine de şunu kopyalıyorum. Okey. Label 1 diyorum. Bunun border style'ı fix single. Onun dışında lokasyonu 694 121. Buna aynı zamanda click event'i oluşturacağız. O yüzden OK'ye basıyorum. Bunu daha sonra doldururuz. Şimdilik burada kalabilir. Biz eklemelere devam edelim panel'larımızı. Yine Battle Chat panel'a geleceğim. Bunun üzerine ekleyeceğim. Buradan panel ekledim. Bunun ismine
Battle. Chat. Choosing. Panel 1. Bunun visible'ı başta false olacak. Bunun lokasyonu 400'e 15 olacak. Bunun size'ı 385'e 170 olacak. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Şurası 0 olacak. 0 eksi 15. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Ya da Ctrl Z diyorum. Şunu çekiyorum buradan. Bunu kopyaladım. Ctrl Z yaptım. Üzerine yapıştırdım. Bunun lokasyonu 48'e 40. Buraya fight diyorum. Dövüşmek için, yani atak kullanmak için bu label'ı kullanacak. Bunun ismine Battle Chair Choosing Fight Label 1 diyorum. Özellikleri zaten aynı şekilde devam ediyor. Bunu çift tıklayarak bir klik eventini oluşturdum. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Buraya aldım. Buraya da Pokemon diyorum. Yani Pokemon seçerken bu label'ı kullanacağız. Buraya da diyorum ki Battle Chat Choosing Pokemon Label 1. Bunun için de bir click event oluşturuyorum. Geldim, bu ikisini kopyaladım ve yapıştırdım. Şuna bir lokasyon verelim. 237'ye 40 olsun. Bu da onunla birlikte olsun. Bunların hepsinin sabit olsun size'ları. Size'ları bunların 104'e 33 olsun. Bu item. Bu da run. Pokeball'u, yani poketopunu seçerken item'ı tıklayacağız. Kaçmak için de run'ı tıklayacağız. Bunları seçtim tekrar. Burayı middle central olarak değiştiriyorum. Bunlara da isim verelim. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Şuraya item dedim. Buraya da run. Bunlar için de bir click event oluşturalım. Tıkladığımız zaman bunlar aktif olacak. Şimdi bunu kopyaladım. Battle Chat panel'a geldim. Ve yapıştırdım. Bunun lokasyonu 415. Diğeri gibi.
Bunun ismi Find'e bastığımızda açılacak olan panel olacak bu. Barrel, Chat, File, Panel 1. Şu ikisini sildim. Bu Attack. Bu da Back. Bunları kopyaladım. Daha doğrusu bunları seçtim ve aşağı getirdim. Şöyle. Şimdi buraya 4 tane radyo butonu ekleyeceğim. Bunun ismi Attack. Attack 1, radio buton 1. Bunun adına, lokasyonuna daha doğrusu önce 21'i atayalım. X koordinatı 21, Y koordinatı 20. Bu şimdilik seçili olsun. Ya da şimdilik false olsun, diğerlerini ekledikten sonra bunu true yaparız. Buraya da Thunder Shock diyorum. Bunu birazcık kalınlaştıralım. Kopyaladım, yapıştırdım. Bunun lokasyonu 21'e 43 olacak. Bunun ismi de Attack. İki, Radio Button 1. Bunun tekstine de diyelim ki Grow. İki tane daha ekliyorum. Bunları öylesine ekliyorum. Bunlar sadece görüntü olacak. Bunları kullanmayacağız. Normalde Pokemon'ların en fazla 4 tane hareketleri var. Ben 2 tane ekleyeceğim bir sonraki derste. O yüzden bu ikisi sadece görsel olarak duracak. Birkaç tane de olsun. Hatta bu ikisinin enable'ları false olsun. Biz yine de bunlara isim verelim. Üç. Bu da dört. Bunlara isim verelim. Şuradan vereceğim ismi. Bunu kopyaladım. Ya da başını kopyalayalım. Battle chat fight attack. Label 1. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Attack yerine back yazdım. Bunları da click event'e ekliyorum. Bunu kopyaladım. Battle Chat Panel'a geri dönüyorum. Yapıştırdım. Yine 400'e 15 olacak lokasyon. Bunun ismi de Barrel Chat
Pokemon Panel 1. Şunu sildim. Bu ikisini yukarı aldım. Bunların aralarını eşit tutmaya çalışıyorum. Yanlış seçtim. Bakalım başka neler var. Şunu seçeceğim galiba. Galiba tamamdır. Buraya Pikachu yazıyorum. Buraya da Pokemon One Radiotom One. Buraya Pokemon 2 Radiotom One. Buraya Pokemon 3 Radiotom One. Şunu seçiyorum. Atak'ı da seçelim. Default olarak ilk baştakiler seçili olsun. Normalde az önce de söylemiştim. Oyunda 6 tane Pokemon yanında taşıyabiliyorsun. Ama biz 3 tane olarak bunu sınırlayacağız. Şunu değiştiriyorum. Buraya choose diyorum. Burayı kopyaladım. Buraya da choose. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buraya da back diyorum. Bunlar için de click eveni oluşturuyorum. Ve son olarak bir kez daha bunu kopyalıyorum ve item ekliyorum. Öncelikle Battle Chat'e geri dönüyorum. Yapıştırdım. Bunun lokasyonu yine 415. Bu ikisini siliyorum. Zaten tek bir item tutacağız. Buraya da Pokeball yazıyorum. Bunu use olarak değiştiriyorum. Birazcık küçültüyorum. Bunun ismini de Chat Battle Chat Item Panel 1. Burayı kopyalıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Use. Kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya da back. Bunun ismini de item Radiotom One diyorum. Şimdi bunlar için de click event'i oluşturduk. Ekleyeceğimiz bir şey kalmadı bu kısma. Şimdi tek tek dolduralım. Öncelikle buraya bir fonksiyon ekleyeceğim. Bu fonksiyon zaten hepsinde kullanılacak. Public void unvisible
all panels in chat battle chat panel 1. Geldik buraya. Diyorum ki for each bütün kontrolleri, bu kontrollere C diyorum, in battle chat panel 1. Bunun içindeki tüm kontrollerdeki kontrolleri if diyorum, bu kontroller get type'ı eşittir type of panel. Yani bunlar bütün bu panelin içindeki panel'lar panel p eşittir c as panel. If diyorum, eğer bu görünürse eşittir false. Şunu bir denemek istiyorum öncelikle, nasıl bir görünüyor şu anda. Bunu kopyaladım. Bunu birçok yerde kullanacağız. Öncelikle okey mi yazsak diye düşündüm ama en uzunu bu olacağı için bunu sona bırakalım. Öncelikle run'ı dolduralım. Yapıştırdım. Battle chat speaking label text eşittir you run away, kaçtın. Ve chat battle chat speaking panel 1 visible true. Yani run butonuna bastığı zaman, kaçtığı zaman, şurada az önce gördüğünüz böyle bir yazı çıkacak ve bu gözükecek. Bir yandan da burayı da doldurmuş olalım. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Eğer item olarak gelirse diyorum ki item radio buton text eşittir my items ilk değeri, ki zaten sadece bir değer var, ismi şu yukarıda oluşturduğum liste, benim itemlarımın listesi, bunun içinde pokeball var, artı bir boşluk, bir artı daha my items PowerPoint
Artı. Bir artı daha. My. Şunu kopyalayalım artık. Burası max. Ve de barrel chat item panel 1 visible işte true. Yani item olarak belirlediğimiz şu gelecek. Bu ekran gelecek. Bunu şimdilik boş bırakıyorum. Bunu da boş bırakıyorum. Buraları daha sonra yazacağım. Şu anda buradan devam edeceğim. Item use'a geldim. If diyorum. My items küçüktür. Büyüktür daha doğrusu. Sıfırdan büyük ise seçim yapabilecek. Chad Battle Chad Speaking Label 1 Text eşittir You Use bir boşluk. My items name. Hatta buraya da bir tane ünlem koyalım. You use Pokeball. Oluyor aslında burası. Bunu kullandığı zaman da bunu bir tane eksilsin. Birazdan bu kısmı birazcık daha dolduracağım. Buraya. Ama şimdilik burayı geçiyorum. Else yazıyorum. Eğer ki sıfıra inmişse burada yazacak olan şey hatta şunu komple alayım. You can use Pokeball. En sonunda da Battle Speaking Panel Visible True. Buraya da şurayı kopyalıyorum. Bunu buraya da yapıştırıyorum. Neredeyse hepsinde olacak bu. Buna da chat visible eşittir true. Şu ikisini kopyalıyorum. Bütün beklere bunu yazacağım. Gelelim burayı da yazalım. Burayı yapıştırdım. If diyorum. My Pokemon's count. Benim Pokemon'larımın sayısı sıfırın üzerinde ise Pokemon Radio buton 1 text eşittir my Pokemon's ilk Pokemon'umun ismi.
Bunu kopyaladım. Eğer birden büyük ise ikincinin teksti, birincinin ismi, bunun enable'ı true. Eğer şuraya bir şey daha ekleyeceğim tabii ki. If my Pokemon's her pointi küçüktür birden. Yani sıfıra gelmişse artık. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. False. Bu da bir. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burası 1, burası 2. Else diyorum. Şu ikisini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burası da false. Eğer yakaladığım Pokemon'ların sayısı 2'nin üzerinde ise, yani 3 tane ise, burayı 3 yapıyorum, burayı da 3 yapıyorum, burayı da 3 yapıyorum, burayı da 3 yapıyorum ve burayı da 3 yapıyorum. Burayı 2 yapıyorum. Burayı da 2 yapıyorum. Galiba tamamdır. Burayı da doldurduk. Burayı bir sonraki derse dolduracağım zaten. Buraları dolduralım. Şurayı yanlış doldurmuşum. Burası yukarının yeri. Ctrl X. Burayı birazdan dolduracağım. Şimdi değil. Pokemon'ları yakaladıktan sonra orayı dolduracağım. Yapıştırdım. Burayı bir sonraki derse dolduracağım. Şimdi gelelim burayı doldurmaya. Eğer battle, şuradan alayım. Eğer bu label, bu text appeared içeriyorsa veya can't, aşağıda bunu kullanmıştık. Şurayı seçiyorum. Burası choosing olacak. Yanlış yere yapıştırdım. Burası. Deneyelim. Bir tane vahşi balbazar gözüktü. Appeared'i gördü. OK'ye bastığımda burası geldi. Pokemon'a bastığımda bakalım neyi yanlış yapmışız. Burasını yanlış yaptık.
Okey. Tamam. Bu şekilde. Back'e bastığımda yine aynı yere gelecek. Back'e bastığımda yine yanlış yere geldi. Şunu alıyorum. Buralara yapıştırıyorum. Tekrar çalıştıralım. OK'ye bastım. Pokemon'u seçtim. Choose'u şu anda doldurmadık. Bekliyorum. Yine aynı yere geliyor. Run dediğimde yanlış yaptı yine. Bakalım neyi yanlış yapmış. Burası bu olacak. Hepsini tek tek denememiz gerekiyor ki doğru yanlış yaptığımızı görelim. OK'ye bastım. Pokemon'a bastım. Back dedim. Run dedim. OK dedim. Şu anda bu OK'yi doldurmadık. Tekrar çalıştırıyorum. OK dedim. Item dedim. Burada bir hata olduğunu söyledi. Biz bunu çağırmamışız yukarıda. Peki. Şunu galiba çağırmadık. Burada listelere eklemeyi unutmuşuz. Diyorum ki My Pokemons add Pikachu'yu ekle. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım, yapıştırdım, yapıştırdım. Buraya wild dedim. Bunlar listeler. Wild Pokemon ve My Pokemon listelerin içine atıyorum. Balbazarı Wild Pokemon listesine attım. Charmander'ı da atıyorum. Squirtle'ı da atıyorum. Ve My items add Pokeball. Şimdi deneyelim. Okay. Item Use'u şu an kullanmadık. Bekliyorum. Run diyorum. Okey. Şimdi karşımıza Pokemon çıkması için yazmamız gereken kısmı yazalım. Bunu Battle panel'ı visible'ı false olarak seçiyorum. Ash movement timer'a geldim. Şuraya yazacağım. Double Wild Pokemon eşittir random next double. Yani 0 ile 1 arasında bir double değer verecek. Bu değerle karşımıza bir Pokemon çıkma ihtimali oluşturacak. Bu ihtimali birazcık küçük tutacağım. Diyorum ki for each, hatta bunu aşağıdan kopyalayayım. Bunu aldım. Main panel 1 kontrolleri arasında picture box ise burada bir picture box. PB
If diyorum. PB back color eşittir color nokta dark green. Ve de eş picture box one bounds intersect with bu picture box'ımızın dark green olan picture box'ımız bounds yani birbirine değdiyse aslında ve de bir V ekliyorum. Bunu hatta aşağıya ekleyeyim. Wild Pokemon yani bu küçüktür 0.1 ise yani 0.1'den küçük ise aslında çok küçük bir değerde bunu tutmaya çalışıyorum. Belki 0.01 de diyebilirim. Ama o zaman hiç Pokemon gelmeme ihtimali var. Uzun süre. Ve de while Pokemons burada yukarıdaki liste counts sıfırdan büyük ise zaten Pokemon'ları yakaladıkça buradaki Pokemon'lar da azalacak. Birazdan onu da ekleyeceğim. O yüzden sıfırdan büyük ise bu olsun. Şimdi buraya bir break koyacağım. Ve de şuraya bir fonksiyon oluşturacağım. Aşağıya oluşturacağım bu fonksiyonu. Oluşturacağım fonksiyon böyle bir fonksiyon olacak. Pokemon Battle. Şimdi hata verecek ama biz bunu aşağıda oluşturacağız zaten. Burada oluşturacağım. Public Void Pokemon Battle. Bunun içine bir fonksiyon daha oluşturacağım. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Ya da bunu bir sonraki derste de oluşturabilirim. Diyorum ki yukarıya iki tane daha liste oluşturacağım. My Battle Pokemons bir de Opponent Battle Pokemons. Geldik aşağıya. Diyorum ki for integer i eşittir 0. I küçüktür my Pokemon's count. I plus plus. Normalde bu kısmı geriyle olan savaşa adapte etmek için bu şekilde yazıyorum. Normalde iki tane ayrı liste oluşturmama gerek yoktu ama hem karşımıza çıkan Pokemon'ları hem de gerinin Pokemon'larını tek bir listede oluşturmak için aslında bu kısmı yazdım. Daha kolay iş yapmak için bir sonraki aşamada. My Battle Pokemons add my Pokemons i. Yani bütün Pokemon'larımı tek tek My Battle Pokemons'a atıyor. Appeared Pokemon eşittir. Yukarıda random olarak hatırlarsanız oluşturacağımı söylemiştim. Next 0 ile
While Pokemon'ların sayısı kadar. Yani 3 tane Wild Pokemon varsa 0 ile 3 arasında 0, 1, 2 değerlerinden bir tanesini random olarak getirecek ve bunlardan bir tanesi bizim karşımıza çıkacak. Appeared. Şurası noktalı virgül. Opponent. Battle Pokemons. Nokta add. Bunu seçtim. Yani 0, 1 ya da 2 olarak buraya gelecek. Geriyle savaş olduğunda bu döngüyü kullanacağız ama şimdilik geriye olmadığı için hesapta bu yetiyor. Şimdi öncelikle şurayı dolduracağız. Karşımıza çıkan Pokemon'la alakalı olarak. Diyorum ki Opponent Pokemon name label tags eşittir şu bunun ilki. Her zaman ilk olanlar önce olarak yazılacak. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya da level. Burası da level. Şuraya L. Burada artı diyorum. Yani burası 5 olacak. L5 şeklinde yani şurası oluşacak. Hatta burada 2 nokta üst üste varmış. Geldim dedim ki Opponent Pokemon HP Progress Bar Maximum Maximum değeri eşittir. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. Max HP. Burayı kopyaladım. Yapıştırdım. Burası value. Burası da HP. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Bunun for color'ı eşittir color green. Battle chat speaking label tags eşittir while boşluk doldurdum plus bir plus daha satır başı appeared. Bunun anlamı satır başı. Geldim aşağıya. Opponent Pokemon Picture Box. Nokta background image eşittir. Karşımıza çıktığı için bu. Şunu kopyalayayım. Ön görüntüsü olacak. Front image. Opponent current Pokemon eşittir 0.
Şimdi bunların hepsini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burada Opa'nın olarak gördüğüm her yere my yazacağım. Tek tek kontrol edelim. My Pokemon Name Label 1'a ismi geldi. Level'ına level geldi. Maximum'una maximum geldi. Values'una normali geldi. Four color green. Şuna gerek yok. Burası back olacak çünkü kendi Pokemon'umuz bize arkadan gözükecek. Benim şimdiki Pokemon'um evet 0. Geldik buraya. Battle eşittir true. Bir battle booleanı oluşturmuştuk yukarıda. Onu şimdi true yaptım. Ash movement timer enable eşittir false. Main Panel 1 visible eşittir false. Battle panel 1 visible eşittir true. Şimdi buraya bir timer daha ekleyeceğim. Ya da bunu şimdi denemeyi yaptıktan sonra ekleyeyim. Şu anda nasıl göründüğünü bir bakalım. Şu anda bir Squirtle oluştu. OK'ye bastım. Fight dedim. Fight'ı zaten doldurmamıştık. Pokemon'a bastım. Zaten sadece Pikachu'muz var. Item'a bastım. Pokeball gözüküyor. 20'ye 20. Birazdan 100'lü dolduracağım. Run'a bastım. OK. Run kısmını da dolduralım. Gerçi o kısmı zaten şeyde dolduracağız. OK'ye bastığımızda dolduracağız. Şimdi biraz görsel olarak bir şey ekleyeceğim. Bunun size'ını aklımda tutalım. 800x300. 800x300. Battle panel'a geldim. Battle panel'ın üzerine bir panel daha ekledim. Bunun back color'ı black. 800'e 300. Bunun ismi Up Battle Picture Box. Pardon, Panel 1. Up Battle Panel 1. Bir tane daha ekliyorum. Bunu kopyaladım. Yine chat battle'a ekleyeceğim. Daha doğrusu battle'a ekleyeceğim. Bunun lokasyonu sıfıra 300. Bununki de middle battle panel 1. Bir tane daha ekliyorum.
Kontrol V. Bununkisi de 0'a 600. Bunun sayısını birazcık küçültebiliriz. 250 yapalım. 200 yapalım. Bunu şimdi görsel olarak kullanacağız. Aynı zamanda bir tane de timer koyalım buraya. Bu timer'ın adı Battle Timer 1. Interval'ı 80. Şimdi bunun için dolduralım. Burayı tabii ki doldurmadan önce birkaç tane daha label koyacağız. Aynı zamanda şurada bir şeyler daha eklemek istiyorum. Şuraya. Up. Battle Panel 1. Location. İşte New Point. 0'a 0. Kopyaladım, yapıştırdım, yapıştırdım. Middle ve down. Şunu kopyaladım. İsim vermemişiz. Burası 0'a 300 olacak. Burası da 600 olacak. Buraya da Battle Timer 1 Enable eşittir True. Şurayı kestim. Buraya yapıştırdım. Şimdi yukarıya birkaç variable daha ekleyelim. Integer battle timer counter eşittir 0. Bunu kopyaladım. Diyorum ki buraya geldiğinde arttır. If diyorum. Eşittir 1 ise ya da eşittir 3 ise ya da eşittir 5 ise Battle panel 1 visible eşittir false main panel 1 visible true. Bunu görsellik için yapıyorum. Zaten birazdan amacını tam olarak anlayacaksınız. Else eğer 2 4 ve 6 ise tam tersi bu false aşağıdaki true. Else if counter 40'tan 40 kere sayacak böyle.
küçük ise, yani aslında tam 40 oldu ise, şurayı ya da bu kısmı baştan yazalım. Up battle panel 1 left eşittir. Artı 40 kar 40 kar sağa doğru gidecek. Middle ise 40 kar 40 kar sola doğru gidecek. O yüzden burayı eksi diyorum. Burası da down. Else diyorum. Yani 40'a ulaştığında, 40'a gelene kadar bunlar olacak. 40'a ulaştığında diyorum ki battle timer 1 enable eşittir false. Bakalım bu bize neyi kazandırdı? Bir şey kazandırdı. Bakalım nerede hata yapmış olabiliriz. Burayı çalıştırdık. Buraya geldik. Timer'a. Bunu hiç görmedik aslında. Bununla alakalı bir problem olabilir. Az önce şunları yerleştirdiğimizde main panel'ın içine girmiş olabilir. Battle panel. Ona bakalım. Bunun lokasyonunu 10'a 10 yapalım. Bunu da çekelim aşağıya. Evet, içine gelmiş. Şunu şöyle yapacağız. Yine Battle'ı seçeceğim. Battle panel'ı. Bunu yukarı taşıdım. Lokasyonunu 0'a 0 olarak ayarlıyorum. Daha doğrusu önce arkadakini ayarlayalım. Main panel'ın lokasyonunu 0'a 0. Ve de Battle panel'ın lokasyonu 0'a 0. Şimdi deneyelim. Evet. Göstermek istediğim şey buydu aslında. Şimdi Pokeball kullanmayı ekleyeceğim. Burayı dolduracağız. Burası değil, pardon. Burayı dolduracağım. If diyorum. My items. Zaten bir item'ımız var. Bunun ismi eşittir. Pokeball ise birkaç tane daha variable eklemek istiyorum. Şuraya integer Pokeball
Timer counter eşittir 0 ve bir de buraya bir timer ekleyeceğim. Bu timer'ın adı Pokeball Timer 1. Bunu çift tıkladım. Click, daha doğrusu tik event oluştu. Bir tane de Pokeball Picture Box ekleyeceğim. Bunun lokasyonu 560'a 190. Size'ı 25'e 25. Lokasyon aslında daha sonra buraya gelecek. O yüzden bunu birazcık şu tarafta başlatacağım. O yüzden bunun lokasyonunu 400'e 570 olarak değiştiriyorum. Yani buradan buraya kadar gelecek. Bunun background image'ı Pokeball. Background image layout'ı stretch. Bunun Form 1'in üzerinde olmasına dikkat edin. Yani ben Form 1'i tıklayarak bu Picture Box'ı oluşturdum. Yani bunun elemanı değil ya da herhangi bir panel'ın elemanı değil bu. Bunu buradan buraya taşıyacağım. Yani kendi bölgemizden karşıdaki Pokemon'a doğru atmış gibi bir görüntü sağlayacağım. Şimdi yazacağım satırlarla. Diyorum ki Pokeball Timer Counter arttırdım. If diyorum Pokeball Timer Counter 49'dan küçük ise, çünkü 50 ke 50 adımda istediğimiz yere kadar gidecek. 49'dan küçük ise, daha doğrusu 49 adımda gidecek. Diyorum ki if Pokeball Timer Counter 3'e bölünüyor ise, 3 mod alıyorum burada. 3'e bölündüğünde kalan 0 ise Pokeball Picture Box, isim vermedik tabii ki Picture Box'ımıza, Pokeball Picture Box left eşittir, bunu aldım, artı bir. Yani sürekli sağa doğru gidecek ama 3 kere de bir gidecek. Yani şuraya bir satır daha yazacağım. Yani 49'dan küçük ise bu timer counter sürekli yukarı doğru gidecek. Eksi 10. Ve sürekli de sağa gidecek. Yani buradan buraya giderken daha fazla yol kat edecek zaten yukarı gitmek için. Her 3 seferde de bir şu şekilde gitmiş olacak. Böyle ve böyle gidecek. Buradaki mesafe daha kısa. Daha sonra else diyorum. Eğer 49'a geldiyse, ya daha doğrusu 49 ve üstüne geldiyse. Eğer 49'a geldiyse Pokeball Timer Counter eşittir
49 ise yani ilk başta geldi. Burada Pokemon'un üzerinde durdu. Burada durunca bizim Pokemon'umuz kaybolacak ve Pokeball'umuz aşağı düşecek. Diyorum ki Apa'nın Pokemon Picture Box Visible eşittir False. 49'a geldiği anda bizim karşımızdaki Pokemon'un görüntüsü kaybolacak ve if diyorum İşte timer counter aldım tekrar. Hatta şunu aldım. "59'dan küçük ise yani 10 kere daha hareket edecek ve burada 10 adım aşağı doğru gidecek. Yani bunu toplayacağım. Şu şekilde bir şey olacak. Buradan gelecek, buraya gidecek. Buradan da aşağı düşecek. Zaten denemesini birazdan göstereceğim. Şimdi yukarı geri dönebiliriz buraya. Diyorum ki Pokemon Timer Counter eşittir 0. Her seferinde ilk başta sıfırlasın. Pokeball Picture Box Location eşittir New Point 400'e 570. Bunun görüntüsü de visible olsun. Çünkü normalde visible'ı false olarak işlem yapacağız. Burada bunu da false olarak değiştiriyorum. Ve de timer'ımızı enable ediyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Item'ı seçtim. Use'a bastım. You use Pokeball. Görünmedi. Neden görünmediğine bakalım. Gerisinde kalmış olabilir. Bunu bring to front diyorum. Bunun da inner wall'unu değiştireceğim. 10 yapacağım. Daha hızlı olması için. Şu anda aslında kodumuz çalışıyor ama bu gözükmüyor. Muhtemelen şunların içinde bulunduğu için. Bunu Ctrl X yapıyorum. Form 1 tıkladım. Ctrl V yapıyorum. Tekrar şeye bakacağım. 400'e 570. Tekrar Ctrl X yaptım. Bu sefer
Battle panel'ın içine koyacağım. Şimdi deneyelim. Bunu tekrar 400'e 570 yapıyorum. Tabii tekrar aynı probleme döndük. İkisini de sıfır olarak değiştirdim. Lokasyonlarını şimdi çalıştırıyorum. Şimdi işe yaradı. Gördüğümüz bu şekilde. Şimdi biz OK bastığımızda iki seçenek olacak. Ya yakalayacak ya da yakalayamayacak. Şimdi onu dolduracağız. Yani bu kısım. Buraya diyorum ki as if şurayı kopyaladım. Eğer use kullanıldıysa yani Pokeball için you use Pokeball diye ifade girmiştik. Ve de şunu da kopyaladım. Buraya da Pokeball diyorum. Çünkü başka kullandığı şeyler de var. Move da kullanacak daha sonra ataklar için. Eğer Pokeball kullandıysa diyorum ki bir double random Pokemon catch oluşturuyorum. Next level. RND ile birlikte. If Pokemon catch büyüktür 0,50 diyorum. 0,5. Yani %50 %50 olsun. Şu anda yakalayıp yakalayamaması. Bunu daha sonra Pokemon'un HP point health point'ine göre değiştireceğiz. Bir sonraki derste bunu yapacağız. Şimdilik sadece %50 ihtimalle ekliyorum. Battle chat speaking label text eşittir. You catch. Ve de benim Pokemon listeme mypokemons.add opponent battle pokemons. Yani karşımızdaki Pokemon'u benim takımıma koy. Ve de wild Pokemon, yani vahşi Pokemon'lardan remove et. Ki sadece bende bulunsun. Bunu da kopyaladım. Yapıştırdım. Eğer benim takımdaki Pokemon sayısı 3'ü geçtiyse şunu aldım. Buraya artı diyorum.
Ama bu satır başı olmadı. Satır başı yapmaya çalışıyorum. But it transferred to PC. PC'ye aktarıldı. Yani bizim toplamda 3 tane Pokemon taşıma hakkımız var. 4 tanesini yakalarsa sonuncusu bilgisayara gönderilecek. Oyunda geçtiği gibi. Ve de eğer yakalayamazsa else diyorum. Yani 0,5'in altında geldiyse bizim yakalama değerimiz. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. But diyorum. It failed. İşte sen bir Pokeball kullandın. Yakalayamadın. Bu yüzden bu fail oldu. Şimdi şurası nerede bitiyor ona bakalım. Bir else if daha ekleyeceğiz. Buraya geldim. Else if dedim. Eğer failed olduysa eğer fail olduysa şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ve de diyorum ki if Pokeball picture box'ı visible ise bunu görünmez yap. Ve de open'ın Pokemon picture box'ın visible'ını true yap. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim. Eğer kaçtıysan ve de bundan bir tane daha ekliyorum. Pokemon'u yakaladıysan şu kısmı siliyorum. Ve de diyorum ki My battle Pokemon's clear. My değil, opponent battle Pokemon's clear. Bunu çünkü her seferinde savaşa başladığımızda battle'ı true olduğunda dolduruyoruz bu kısmı. Battle panel visible false. Main panel'ın visible true. Yani ana ekrana geri dönüyoruz burada. Battle false. Artık savaş bitti. Battle timer counter eşittir 0. Şuradaki bunların şunları alıyorum. Bunları tekrar eski yerine götürüyorum. Zaten başlangıçta yapıyorduk ama burada da yapmamızda bir zarar yok. Emin olmak için
Tamamdır. Şimdi deniyorum. Bir Balbazar'la karşılaştık. Okey diyorum. Burada Pokemon'u tıkladım. Sadece Pikachu var. Bekliyorum. Önce bir run yapayım. Kaçtık. Şimdi bir Squirtle'da karşılaştık. Ve ben tekrar Pokemon sayıma bakıyorum. Bir tane item'ı tıklıyorum ve use diyorum. Okey dedim. Başarısız olduk. Okey dedim. Item diyorum. Gördüğünüz üzere buradan biraz aldı. Artık 19 tane Poketopumuz var. Bir kere daha kullandım. Bir Pokeball kullandık. Yine başarısız olduk. Bir daha kullanıyorum. Bu sefer yakaladık. Şimdi çıktık. Bir Balbazar'la karşılaştık. Okey diyorum. Pokemon'a tıkladım. Artık Squirtle'ım da benimle birlikte. Şimdi Choose yaptığımızda Squirtle'ı seçtiğimizde buradaki bilgilerin değişmesini isteyeceğim. Şimdilik bir şey olmadığı için o kısım boş. Şimdi onu dolduracağım. Run diyorum. Okey diyorum. Şimdi orayı dolduralım. Pokemon Choose Label. Burası. Öncelikle bir tane integer değer ekliyorum. Choose'un Pokemon eşittir default olarak 0. If diyorum. Pokemon One Radio Button check ise else diyorum. Burayı kopyalıyorum. Yapıştırdım, yapıştırdım. Burayı sildim. 2 ve 3 olarak değiştirdim. Şunu aldım. Yapıştırdım. Yapıştırdım. 1 olarak değiştirdim ve yapıştırdım. 2 olarak değiştirdim. Geldim. If diyorum. My current Pokemon eşittir chosen Pokemon ise. Şimdi şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burası choosing olmayacak, speaking olacak. Şurayı kopyalayalım. Yapıştıralım. Burası label 1 olsun. Text eşittir. You ya da bunu bu şekilde yazmayalım. Şurayı sileyim. Diyelim ki My Battle Pokemons Chosen Pokemon nokta name artı yani diyelim ki Pikachu. Pikachu is already chosen. Pikachu zaten seçili diyorum. Yani diyelim ki Pokemon seçmeye çalışırken aynı Pokemon'u seçersem diyeceğim ki bu zaten seçilmiş. Sen niye bunu seçiyorsun yine? Geldim buraya. Else diyorum. Eğer benim şimdiki Pokemon'um chosen Pokemon değil ise yukarıdan kopyalayacağım. Burayı aldım. Şunu kopyaladım. Sıfır gördüğüm yere chosen Pokemon'u ekledim. Bir sırayla eklendikleri için 0, 1, 2, 3 olduğu için 0'da Pikachu var. 1'de ya Squirtle ya Balbazar ya Charmander olacak. Ona göre Choose'un hangisi denk gelirse
Ona göre değişecek. Bunu şimdilik yeşil olarak tutuyorum ama bunu bir sonraki derste değiştireceğiz. Burayı da çözüm Pokemon diyorum. Şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Diyorum ki is chosen. Burada OK'ye bastıktan sonra chosen'ı gördükten sonra ne yazacak onu da ekleyelim. Şuradaki ile aynı olacak aslında. Chosen. Deneyelim. Bir Squirtle karşımıza çıktı. Atıyorum Pokeball'u. Yakaladım. Bir Charmander karşımıza çıktı. Ve bir Pokemon seçiyorum. Squirtle'ı seçtim. Choose dedim. Squirtle seçildi. Okey diyorum. Fight kısmı zaten boş. Bekliyorum. Item'a bakıyorum. Bekliyorum. Bunu da yakalayalım. Bir daha yakalayalım. Bir daha. Yakaladık. Şimdi karşımıza zaten Balbazar çıkacak. 3 taneyi doldurmuş olduk. Aslında mantıken bu derste yapmak istediklerimizi yapmış olduk. Neler ekledik bir bakalım. Önce bir Pokemon klası oluşturduk. Daha sonra bir item klası oluşturduk ve bunlar için listeler yaptık. Bu listelerin içine oluşturduğumuz Pokemon'ları veya da item'ları ekledik. Random oluşturmak için bir random generator oluşturduk. Bunu kullanmadık mı hiçbir yerde? Kullanmışız. Kullanmamış gibi göstermiş. Önemli değil. Birkaç tane variable oluşturduk. Daha sonra bu variable'ları aşağıda kullanmaya başladık. Pokemon klasımızın içinde Pokemon'larımızın özelliklerini koyduk. İsmini, tipini, levelini, sağlık puanını, maksimum sağlık puanını, atak değerini, maksimum atak değeri, defans değeri, maksimum defans değeri, hızı, ön görüntüsü ve arka görüntüsü olarak özellikler verdik. Pikachu'yu oluşturduk. Balbazar'ı oluşturduk, Charmander'ı oluşturduk, Squirtle'ı oluşturduk. Bir de Pokeball oluşturduk, yani Poke topunu bir item klası ile. Bunun aşağısını almamız daha mantıklı olur aslında. Şuradan kestim. Buraya yapıştırdım. Bunları formumuz aktive olurken çağırmış olduk. Pikachu'nun özelliklerine girmiş olduk. Ve de bunları listelerimize atmış olduk. Daha sonra eş yürürken çimler üzerinde Pokemon'ları rastlamasını sağladık. Pokemon Battle isminde bir fonksiyon oluşturduk ve bu fonksiyonla panelımız gözükür hale geldi ve burada normalde Pokemon yakalama ve Pokemon yakaladıktan sonra Pokemon'umuzu değiştirme olaylarını ekledik. Buna bir sonraki derste zaten savaş kısmını da eklemiş olacağız. Ve de Battle panelımızın içine eklediğimiz speaking kısımları, konuşma kısımları, uygulama kısımları yaptık. Ve de
bir poke topu timer'ı ekledik. Böylelikle poke topumuz hareket eder hale geldi. Böylelikle 3. dersimizi de bitirmiş olduk ve çimlik alan oluşturup Pokemon yakalamayı ekledik. Bir sonraki derste geri karakterini oluşturup Pokemon savaşını ekleyeceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.